Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu haftalar diliyoruz ve her pazartesi olduğu gibi yine bugün de paranın şifresi programında finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Günaydın. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Mayıs ayındayız. Yeni karşıladık Mayıs ayını ve Mayıs ayının altısında acaba yatırımcıları piyasalarda neler bekliyor? Bu hafta hangi toplantıları göz önünde bulundurmalıyız? Mayıs ve Haziran ayı çok karışık bir piyasa olacak. Özellikle geniş band aralığında dalgalanan bir piyasaya hazırlıklı olmak lazım. Temmuz ayına kadar böyle yani. Ciddi belirsizlikler var. İçeride enflasyona mücadele, ekonomi yönetimi farklı tedbirler alıyor. Kredi notları artmaya devam ediyor. Döviz kurundan altın fiyatlarının, diğer emtiyaların yükseliş hızı kesildi. Ee, i̇şte Yine Borsa İstanbul Yüzendekisi 10.000 puan seviyesi üzerinde tutulma gayretini sürdürüyor. İşte burada boğa piyasası bitti mi tekrar ay piyasası başladı mı buraları yakından takip edeceğiz. Ama Mayıs ayı genel itibariyle çok karışık bir ay olacağını söyleyebilirim. Şu anda haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul Yüzendekisi 10.260 puan seviyesinden açılış yaptığını gözlemliyoruz. Burada e, takip edeceğimiz bant aralığı e, yukarıda 10.500 puan seviyesi var. Ancak 10.500 puan seviyesinin üzeri artık yorgunluğa işaret edebilir. Tekrar kar satışları teknik olarak mümkün olabilir. Bu kar satışları ile birlikte destek seviyesi olarak 9.800 puan seviyesini endeks tarafında sürdürmeyi e, devam edeceğiz. Yine dolar kuru 32 lira 28 kuruş seviyesinde Burada yatay sakin bir seyir e, olmaya devam ediyor. Genel itibariyle döviz kurları e, sakin bir Mayıs ayı geçirebilir diye ben tahmin ediyorum. Ancak orta ve uzun vadede yine e, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etme olasılığı yüksek. E, Euro dolar paritesi 1.0768 seviyesinde. Burada e, teknik olarak takip edeceğim e, bant aralığı 1.07-1.08-50 seviyesi e, özellikle e, aşağı yönlü hareketler veya düzeltme hareketleri Euro-Dolar kritesinde bir alım fırsatı sunabilir diye tahmin ediyorum. altın e, 2.314 dolar seviyesinde burada 2.300 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte ancak e, takip ettiğimiz bant aralığı 2280-2380 dolar aralığı ons Altın tarafında ee, tekrar 2350-2360 dolara yaklaşınca buradan tekrar kar satışı gelebilir. Burada da e, dar band aralığına sıkışan herhangi bir yön kırılması yok. E, 2300 dolar seviyesinin altında e, 2260 dolar seviyesinin altındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa? gram altın yatırımcısı burada e, alım olarak değerlendirebilir. Serbest piyasalarda şu anda gram altın 2453 lira seviyesinde. Ons altındaki geri çekilme gram altında da geri çekilmeleri tekrar gündeme getirebilir. Bitcoin tarafında 64.281 dolar seviyesi var. %2.14 civarında alıcılığı e, alıcılı yükselişle haftaya başladı. Burada e, 57.000-65.000 dolar aralığını kısa vadede takip ediyor olacak. Peki altında şöyle bir durum söz konusu hani geçen haftalarda demiştik ki işte e, Orta Doğu'daki gerilimler vesaire savaşlar e, onları baz alarak neredeyse gram altının 2700'lere yükseldiğini gördük. Evet. Bir anda sert düşüşlere e, şahit olduk ama yine de e, altın yatırımcısının ONS tarafını takip etmesi serbest piyasada ona göre alıp bozulurken evet. e, zarar etmemesi ve bir de panik satışlar için altındaki panik satışlar için neler söylersiniz? Şimdi e, jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını e, pozitif yönde destekledi. Ancak yatırımcılara alım yapılmaması noktasında beklemeli noktasında uyarılarımız vardı. E, gram altın iki haftalık süreç içinde yani Mayıs sonu gibi tam gramında 300 lira geriledi. Onluk altında 100 dolarlık bir gerileme gördük. E, tekrar negatif gördüğüm devam ediyor. Kısa vade tekrar baskılanır. Mayıs ayında tekrar aşağı yönlü hareketler kısa vadede devam edebilir Gram altın yatırımcısı onluk altına takip edecek. Ancak elinde altın bulunduranlar için e, satış noktasında bir uyarım olamaz. Çünkü erken satışları için e, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz politikasındaki belirsizlikler, her şey tamamen belirsiz. Yani ortada bir yön kırılımı şu anda yok. Yeni bir hikaye oluşmadı. O yüzden e, gelip gitmeler, geniş bantlar arasında dalgalanmalar mutlaka olacaktır Mayıs ayında düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmeyi söyleyeceğiz. Yine orta bir uzun vardı vadede altının e, görünümü pozitif. Yani yıl içinde yükseliş beklentimizi hala korumaya devam ediyoruz. Şimdi hep söylüyoruz ya dolar bir yatırım aracı değildir. Ee, öyle ki FED'in işte geçen hafta bir Merkez Bankası FED'in Amerikan Merkez Bankası FED'in indirimini bekledik ama sabit tuttu faizleri. Ama yine de FED tarafından gelen her türlü açıklama herhangi bir yetkilinin açıklaması bile dolar kurunda değişikliklere sebep oluyor. Bu da bütün dünya piyasasını etkiliyor. Bu hafta bir söylem beklentimiz var mı onlar tarafında? Ee, ben yatırım Geçen hafta şu konu hakkında uyardım. Mayıs, Haziran ayları manipülasyon piyasasının oluştuğu bir ay. E, dikkat ederseniz bakın jeopolitik gerilim tarafında bir belirsizlik var. Neyin olacağı belli değil. Kenarda durmaya devam ediyor. Merkez bankalarının politikalarında bir belirsizlik var. Daha bundan iki hafta öncesine kadar Fed'in Mayıs ayı itibariyle faiz indirimine başlayacağı beklentisi Temmuz ayına ötelendi. Temmuz'da büyük bir ihtimalle Aralık ayında böyle bir belirsizlik oluştu. E, yüksek gelen bir enflasyon var yine Amerika'da. Dünyanın tekrar enflasyon belası gibi bir sorunu var. Faiz artırarak bu sorunu halledemiyorlar e, ve dolayısıyla merkez bankaları da bir çıkmazın içine girdi işin açıkçası. Ancak bu işin sonu e, ne zaman e, bitecek ya yani da bu işin sonu ne olarak e, bitecek burada belirsizlik devam ediyor. O yüzden e, yatırımcıların da ee, pozisyonlarının bence %50 %50 olması lazım. Yine sepet kültürü burada önemli. Varlıklarını yine Hı -hı. çeşitlendirmeli. Yine altın alacak yatırımcısı mesela örnek verelim. Elinde 100 bin lirası var. Altın almak için fırsat kolluyor. Bugünlerdeki değer üzerinden yüzde %50 tekrar diğer %50 ile dolar alım yapması, dolarla altın alması daha ucuz bir maliyete neden olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, Mayıs ayında böyle varlıklarımızı çeşitlendirirsek iyi olur. Çünkü bir manipülasyon piyasası var yükseldiği zaman artık e, coşkuya gerek yok. Düştüğü zaman da karalar bağlamaya gerek yok. Çünkü sert dalgalanmalar e, Mayıs ve Haziran ayında bizi bekliyor olacak.